Herkese merhaba. Eridere'ye ulaştık. Gördüğünüz gibi dere kurumuş. Eridere ismini bu dereden alıyormuş önceden. Fakat şu an herhangi bir su yok içerisinde. Şimdi Eridere hakkında da bilgi vereyim. Aynı zamanda yürüyüp etrafı gösterelim size. Eridere yaklaşık 612 metre rakıma sahip. Sofya'ya olan uzaklığı, yani başkente olan uzaklığı 300 kilometre kadar ve 1934 yılına kadar ismi Eridere'ymiş. Fakat 1934'ten sonra ismi Ardino diye değişmiş ve 1960 yılında da vilayet il olmuş. Merkezdeki kısmı çoğu kişi bilir, burada yaşamış olanlar. Merkezde bulunan cami var. De şurada daha önce de gelmiştim Eridere'ye. Sarı renkli bina da bayağı bir ünlü. Zaten direkt olarak karşınıza o çıkıyor köprüden geçtikten sonra. Bu derenin bulunduğu köprüden geçiyorsunuz. Karşınıza cami çıkıyor. İşte o sarı renkli bina çıkıyor. Eridere'ye 39 tane köy bağlı. Ahmatlar, Alpatlar, Almalı diye. Babamın bulunduğu köy Almalı. Orayı da birazdan gidip çekeceğiz. 39 tane bu şekilde köy bağlı. Evet baba. Eridere'ye geldik. Daha yapacağız ama sen anlatabilirsin. Burası caminin yanında bir postane. Bu da güzel bir camimiz. Müslümanların ibadet yaptığı bir yer. Hı hı. Güzel bir yer. Yaklaşık 42 tane cami varmış galiba. Okumuştum ben daha önce. 42 tane Eridere'de cami. 1300 küsur çeşme varmış. Evet, devam et. Güzel bir yer. Hastanemiz de şu karşı tarafta bulunuyor. Aa, diğer tarafta, şurada diğer mı? Diğer tarafta, köprünün ötesinde. Emniyet Müdürlüğü şu üst tarafı bulunuyor zaten. Hı hı. Şu sarı renkli bina ne baba? Özel bir şey var mı? Daha önce de geldiğimizde çektik. Yerleri, dükkan, market falan var. Marketler var. İşte orada baniçka satıyorlar, şey yapıyorlar. Öyle bir şöyle de bir yürüyelim. Şurada bir tane şeytan köprü. Daha önceden 2018'e gitmiştik. Şeytan Köprü'yü çekmiştik. Yol buradan ileriye devam ediyor. Oradan devam ediyor. Şeytan Köprü'nün minyatürünü yapmışlar. Çünkü burası için oldukça turistik bir yer Şeytan Köprü. Merkezde. Gördüğünüz gibi merkezde caminin yanında da onun anısına bir çeşme yapmışlar, çeşme. Benzerine. Güzel bir çeşme. İçiliyordur herhalde bu su. İçiliyor. Ben içtim şimdi. Şeytan Köprü arkadaşlar buradan yaklaşık 15 kilometre kadar uzakta. Merkeze 15 kilometre uzakta Şeytan Köprü var. Aynı zamanda başka turistik yerler de var. Kartal Kayası gibi. Kartal Kayaları yaklaşık buradan 2.2 kilometre uzaklıkta. 97 tane oyuktan oluşuyor. Oyukların da ebatlarını vermek gerekirse 32, 45, 50 santimetre ebatlarında ve 15 ile 8 santimetre derinliğinde. Merhaba abi, Kartal Kayalarını biliyor musunuz mu? Nasıl gidebiliyoruz? Benim Kartal Kaya bildiğim Smolya yolunda. Ama bu şehirlerde de var sana yakın. Burada da var. İki kilometremiş burada. Ha, burada o başka o. Benim dediğim başka o şehirde sıkıyan o tarafında. 97 tane oyuk varmış galiba. Polis tanesini biliyoruz. Polis tanesini geçtim mi abi? İleriye mi gidiyor? Ama polis şurada polis tanesini geçtim. Ha? Hastaneye giderken evim hastaneye varınca kadar bir sol yapın. Oraya öte yol takip ediyor işte. Direkt o götürüyor güle dibine kadar varmıyor yalnız arabayla. Tamam. Hmm. Oraya yürümemiz da gerekiyor yani bir süre sonra. Yürümeniz gerekiyor. Anladım. Tamam, onu o şekilde bulacağız artık. Tamam. Devam edelim. Orada bir yerde daha sorunuz hastane bilirdi. Ben gitmedim bu tarafa çünkü ben Smolet tarafında şeyde var. O yol hakkında da Kartalkaya diyorlar. Kartalkaya'da orada sıkıntı. O 97 oyuklu olan. Burada. Orada değil mi? Yakın ya, araba dibine kadar gidiyor. Yakın yani buradan değil mi abla? Sen anladın mı baba yolu? Anladım. Tamam. O şekilde gidelim. İyi. Teşekkür ettik abi. İyi günler. Sağ olun. Evet, Kartal Kayayı anlatıyorduk. 97 tane oyuk var. 32, 45, 50 santimetre ebatlarında. 8-15 santimetre derinliğinde. Dediğimiz gibi eski insanlar burada tarihi bir yer olduğu için buraya çömlekler koyuyorlarmış. Ölülerle bağlantı kurduklarını düşünüyorlarmış bu şekilde. Şu yola girmiştim, çok hoşuma gitmişti. Gördüğünüz gibi laleler mi artık güller mi?
çiçekler var burada. Yaklaşık 3-4 sene önce geldim. Gene aynı şekilde güzelliğini koruyor. Şuraya bakın. Çok güzel çiçekler var baba. Daha önce de gelmiştik. Kaç sene önce geldik biz? 3 sene önce mi? Gene. Sene var. Gene böyle çiçekler vardı. Hiç bozulmamış. Bizim amca çocuğu var burada. Doktor Şaban. Ona bir bakayım burada. Sen ona bak. Bulursan onunla tabii konuşalım. Bilgi vermeye devam edelim bu arada. Yaklaşık nüfusu olarak da 2019'da 13.421 kişi yaşıyormuş. Merkezde 4027 kişi yaşıyor. Arda'nın bir kolu da burada Erlidere'de. Aynı zamanda burada Baş Evo diye bir köy var. Bu köye yaklaşık 6-7 kilometre yakında bir tane kale var. Kruvus Kalesi diye. Bu kalenin de üç tarafı Arda Nehri ile çevrili. Güneyinde de bir tane şato yer alıyor. Bu şatonun da su ihtiyacı yeraltı tünelleriyle Arda Nehri'nden karşılanıyormuş. Çok çeşitli şeyler anlatılıyor. Hani turistik yer olarak burası çok güzel. Görebileceğiniz birçok yer var. En ilerinden bir tanesi Şeytan Köprü, diğeri de Kartal Kayası. Şeytan Köprü'ye biz gittik. Onunla ilgili videolarımız var. 2018'de çektiğimiz, bunları izleyebilirsiniz. YouTube linkini de bırakacağım size altta. Drone'la da havadan görüntüler çekmiştik. Onun yanında Kartal Kayaları var. Bu iki yer özellikle ünlü yerlerinden, hani turistik yerlerinden gezip görebileceğiniz güzel yerlerden iki tanesi. Bununla birlikte Bursa'da, sadece Bursa'da yanlış hatırlamıyorsam, başka yerde olmaması lazım, Erideriler Derneği var. Erideriler Derneği burada şenliklere katılıyor. Burada panayırlar oluyor yılın belirli zamanları. Babamın arkadaşı vardı, Ahmet Kahraman. Ahmet Kahraman aynı zamanda benim ortaokulda fen hocalığımı yaptı. Oğulları da aynı zamanda gözlük kullanıyorum ben. Gözlüklerimi çok yapmışlardı lise zamanında. Hatırlamazlar beni. Buradan izliyorlarsa bu yayını, selam olsun. Rahmetli oldu Ahmet abi. Bu Erideriler Derneği'ne başkanlık yapmıştı çok defasında. Emekleri çok. Emekleri çok bu Eridere için yaptığı. Allah rahmet eylesin. Ahmet abi iyi birisiydi. Ulu Cami'nin yanındaydı değil mi onun eski Ulu dükkan? Gözlükçü dükkanı vardı. Doktor Şaban'ı bulabildin mi? Bulamadım. Baktım kafeye yok. Güzel ama değil mi abi burası? Eridere ile ilgili check-in taleplerinizi bu şekilde gerçekleştirelim dedik. Özellikle bu lalelik kısım. Lale mi bunlar? Ne çiçeği baba? Bilmiyorum ki. Ha. Neyse, kırmızı çiçekler, artık siz bilirsiniz bunu. Bu kırmızı çiçeklerin olduğu yer aklımda kalmıştı. Direkt oraya girdim zaten. Burası çok güzel. Az sonra da Kartal Kayalıklarına bir aksilik olmazsa gideceğiz. Oradan Almalı Köyü'ne geçeceğiz. 39 tane köy bağlı. Burada Sebahattin Ali adlı yazar Eridere'den çıkma. Babası da aynı şekilde yüzbaşı, 1912 yılında burada görev yapmış. Ali Sebahattin babasının ismi, tam tersi. Var mı tanıdık kahvede şey? Aa, üstüne basıyordum ha. Köpeğin iyi basmamışım, tam köpek dedinik ya. Vallahi korudun köpeği. Yanlışlıkla üstüne basıyorduk vallahi hayvan. Şanslıymışsın köpek. Köpek. Bak bakalım köpek. Buradan nereye gidiyor acaba baba, yukarıdan? Sen de dereye gidiyordu gene galiba. Biraz kahve içebiliriz. Tabii. İçelim. Bir yerde kahve içelim. Her bir tane ben çekeyim. Hadi canlı canlı çekelim. Hem çekelim hem videoya. İkili. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Çekindin mi fotoğraf baba? Çeksin abim mi seni? Burada çeksin diye. Çek gel. Burada lalelerin yanı sen çek. Şaban abi doktor mu? Doktor da burada. Küçük, şirin, güzel bir kasaba Eridere. Hani buraya geldiğimde değişik bir duygu kaplıyor beni. Huzur doluyor içim. Nasıl abi Eridere? Balık kokuları geldi. Şöyle sokaklarını çekeyim. Drone'la da çekim yapacağız. Belki bazılarınızın evini çekiyorumdur şu an. Öyle bir şey varsa yorumlara yazın zaten. Şuradaki evler de güzelmiş.
güzel evler. Bahçeli güzel ya. Şöyle tepede de evler var. Şuradan açırsan drone'u. Bir şey olmaz aslında. Otoparktan salıver. Evi burada mı Şaban abin? Onun bir küçük evi vardı. Burada bahçesi var. Oraya gideyim bakalım. Bulur da orada gel. Tamam. Eridere hakkında anlatsın bize. Neler değişmiş, neler olmuş. Kendi bildiklerini anlatırsa daha iyi olur. Bu aynı dere mi acaba? Bu dere bir başka. O merkezdeki dere değil değil mi? Arka taraftan hastanenin önünden gelen dere, maden taraftan gelen su deresi. Bu yukarıdan gelen tepede pamaklar var. O pamaklardan gelen adım dere bu. Hı-hı. Tepeden gelen ikiye bölüyor. İkisi farklı dere. İsmini ama o merkezdeki dereden alıyor o değil mi? Merkezdeki daha bir başka. İkisi orada birleşiyor aşağıda. Nereye geldik böyle ya? Baba köpek möpek ısırmasın bize. Eridere'de girmediğimiz delik kalmadı. Bakalım nereye gidiyoruz. Abi hep köprülerden geçiyoruz bu aralar ya. Bulduk galiba. Neredeymiş baba? Nerede ya? Robinson Crusoe mu? Böyle biz ormanın derinliklerine geldik. Daha çekmek istediğim çok yer var. Kartal kayalıkları yalnız görmek istediğim yerler arasındaydı. Orayı şöyle güzelce çekersek iyi olacaktır. Buradan uçurabilirsin drone'u. Drone'u baba buradan uçurdum. Sinyal oraya kadar inşallah yeter. Bir deneriz bir batarya. Biz zaten kartal kayalıklarına geldik herhalde. Şaman abiyi ararken. Biz kaybolmayalım. Nerede ötte? Vallahi öte beri öte beri Şaban abi derken Şaban gibi olduk. Doktor Şaban yaptırmış yere. Dur bakalım nereye giriyoruz? Doğru yer mi? Milletin evine dalmayalım. Sonunda bulduk. Bayağı bir yoldan gittik. Şaban abiyi bulduk gibi bakalım bulabildik mi? Arabayı kapatmışlar. Ev güzelmiş. Baksana. Patatesler organik. Örümcek mi sardı bacağıma? Nereye geldik? Çiçekler falan hepten engin. Üzüm bahçeleri. Doğal bir yaşam var Eridere'de. Bakalım. Şaban abi. Neredesin? Tam bir doğal yer baba. Serada mı var? Burada yaşıyor işte. Adilla'da vardı ya hani. Kendi Kadriye, yetiştiriyor herhalde. Dur bakalım. İşte abisi o. Kendi burada oturuyor. Şaban abi. Domatesler yetişmiş. Uyuyor herhalde ya. Yok. Çeşme akıyor buradan. Domatesler yetişmiş. Hoyt diye bağırıyordun ya bar. Çeşme akıyor burada. Nedir bu? Şaban abi! Çeşmeyi de mi açık unutmuş? Çeşmeyi de açık unutmuş. Allah Allah.
Vay şaban aga. Şey yapma ya. Ne yapmayacağım ya? Çeşmeyi daha çok açtın sanki baba. Bozuk da herhalde. Bozuk. Yok. Yok. Herhalde yok kendisi burada. Ne burada diyor ki? Şunu konuştu da. Allah Allah ya. Yattı uyudun mu yoksa? Dur yatma dede. Dede burada da. Ha? Dede burada da. Tuvalette olmasın? Belki adam tuvalette. Bak şurada tuvalette olabilir. Ben bağırayım çıkar. Şaban abi. Bir de sen de ne istersen abi. Şaban aga. Ha şimdi oldu belki çıkar. Şaban aga deyince fırlar be. Acaba biriyle konuşacağım. Neredesin ba Şaban aga? Şimdi burada diyor tabii ya. Vallahi tuvalet baba eri dere insanı cin gibi. Bir var bir yok. Gitti herhalde baba. Neyse Şaban Aga'yı kaçırdık. Yok geçerdi ya. Pencere tepiştireceğim. Tamam. Teteme girdin ha ya. Hayır o salon da orada duruyor. Kalktı. Hadi sana bakıyoruz ya. Uyuyormuş. İyi akşamlar. Kafa kelledi. Aynen. Biz nereye gidiyoruz? Buraya da set koruma yöntemi, bariyer, bir tane tabaka. Tabii kapıyı koruma yöntemi. Security. Nerede? Gelir şimdi. Tamam. Valla Şaban abiyi ararken Eridere bitti be. Bütün Eridere'yi dolaştık. Aynen. Kızılcık bunlar galiba bak. Yolunda da var. Aa. Tabii küçük. Çıktı galiba Şaban abi. Ben de çekeyim merak bakayım. Ya, ben de merak ettim. Hazırsın. Gir bakalım. Şaban abi merhaba. Nasılsın? Benim. İyi misin? Merhaba Şaban abi. İyi mi? İyiyiz. Seni de görmeye geldik. Ya. Tanıdın mı beni? Tanımazsın çünkü ufak da onlar burada değil. Ötte de onlar. Tanır belki ya. Belli olmaz. Belki. Tanıdım. Tanıdı ya. Ya. Buyurun. Nereye? Hay. Buyurun. Geçer mi? Gel gel gel. Geçelim mi? Gel. Nasılsın be? İyi misin? Ayakkabılarla mı gireceğiz? Ayakkabılar. Ayakkabılar. Tamam. Hiç ne var işte. Nasılsın be Şaban abi? İyi. Buyur. Gel bakalım. Gel 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 otur. Rahatsız etmedik inşallah Şaban abi. Geç. Bayağı aradık seni burada. Aradık 2 dakika bir duralım bakalım. Gel kama ya. 2 dakika değil be. Hiç gitmeyeceğiz. Ne o? Ay. Valla bulduk seni sevindik Şaban abi. Çok aradık seni. Özel seni aramaya geldik. Seni aramaya geldik buralara. Ya. Nasılsın iyi misin? İyi. Yattım mı yerim mi? Maşallah iyi gördüm seni iyi. Maşallah sağ ol. Sağ ol. Şebekeden mi geliyor? Akan şebekeden. Ha diğeri şebekeden diğeri? Bu. Dağdan. Dağdan. Anladım. Şaban abiyle epey konuştuk. Güzel anılar var. Geçmişi konuştu babamlar. Biz tabii ben hatırlamıyorum. Abime daha çok hatırlıyor. Gençlik yıllarında daha çok. Güzel anıları konuştuk. Şimdi eri dereyi bir de yukarıdan çekelim. Şuradan kaldırayım ya. Kaldır işte gel. Şaban abi görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Şaban abi görüşürüz. Çok sağ ol her şey için. Mutlu olduk seni gördük. Sağ ol her şey için. Hoşça kal. Görüşeceğiz gene korkma. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi hoşça. Çok sağ olun. Buradan gitmiyor herhalde o. Evet. Sonunda Şaban abiyi gördük. Tabii en çok anıyı birlikte babamla geçirdikleri için
Eskilerden konuştular. Şaban abi iyi birisi. Çok iyi bir insan. Abimi de hatırladı şimdi abim. Yaşça benden büyük olduğu için haliyle. Beni hatırlamıyor çok beş fazla ama. 5 yaşında. Tabii canım. Tabii sen 6 yaş büyüksün ben. O zaman beni hatırlaması mümkün değil. Ben yokum zaten hayatta. İyi bir insan. Güzel bir yerde tek başına hayat sürüyor şu an. Doğal. Kendi yetiştiriyor çoğu şeyi. Hastanenin doktoruydu mu? Geyikler iniyormuş buraya ha baba. Geyikler iniyor. Bu hastanede doktordu. Doktordu. Tabii. Hanımı da hemşireydi. Doktor Şaban diye başına demiyormuşsun sen. Şey, peki yakınlık nereden geliyor bize? Ya Adıyla'dan amca çocuklarıyız işte. Almalı'dan amca köyde. Almalı'da. Bir örtü altında duruyoruz ya Adıyla'daki olan. Senin amcanın çocuğu mu? Ha? Amcanın oğlu mu? Hayır amcamın oğlu değil de. Bizim de dedelerle gene kardeş çocuklar. Bulduk Şaban abiyi buldun mu diyor baba. Buldum tamam teşekkürler. Oradan. Evet, Eridere'de güzel çekimler yaptık. Şimdi Kartalkaya'ya gideceğiz, orada da çekimler yapacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım isteklerinizi karşılamışızdır. Şimdi Kartalkaya'ya doğru gideceğiz. Kartalkaya'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.